Sayın Şevkin, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyor. Saadet Partisi milletvekilimize de acil şifalar diliyorum. Değerli milletvekilleri, 1935 yılında ülke madenlerinin yeraltı ve yerüstü zenginliklerin aranması, bulunması, ülke sanayine ham madde sağlanması ve halk yararına haritalanması ihtiyacını karşılamak amacıyla bir maden tetkik arama enstitüsü kurulmuştu. Evet, araştırma amaçlı kurulan MTA'nın artık bu görevini tam anlamıyla yaptığını söylemek mümkün değil. Enstitü adeta yer bilimciler için bir okul görevi görürken maalesef bugün o görevinden gittikçe uzaklaşmaktadır. Bir diğer görevi de arkadaşlar riskli alanların haritalanmasıdır. Nedir bunlar? Örneğin heyelanlar. Dün yaşadığımız, birkaç gün önce yaşadığımız sevgili Deniz Yavuz Yılmaz'a aittir fotoğraf, onun da hakkını teslim edelim. Bir heyelanda bir katlı binada iki vatandaşımızı yitirdik. Arkasından da oraya giden 21 AFAD görevlisi maalesef ikinci heyelan altında neredeyse yaşamını yitirecekti. Neyse ki böyle bir olay gerçekleşmedi. Benzer bir olayı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 2020 yılında bir çığ felaketinde yaşadık. 7 kişiyi kurtarmak üzere tam 35 kişi hayatını kaybetmişti. Peki bunlar kader mi arkadaşlar? Bunlar bilimi öngörmemenin ve risk haritalarının bu ülkede yeterince yapılmamasının sonuçlarıdır arkadaşlar. Bugün eğer ülkemizde bir heyelan envanter haritası yeterince yapılıp güncellenmiyorsa ve bu risk alanları imar planlarına işlenmiyorsa, bu sadece MTA'nın değil, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, İçişlerine bağlı AFAD'ın ve aynı zamanda yerel yönetimlerin suçudur da. Değerli milletvekilleri, evet, sadece risk haritaları değil, tıbbi jeolojik alanlar, elbette ki fay zonları, yine benzer şekilde kaya düşmesi, çığ düşmesi gibi pek çok alanların risk haritalarının yapılarak kamu yararına sunulması gerekmektedir ve bunlar imar planlarına işlenerek burası yapı yasaklı alan olarak ilan edilmesi gerekiyor. Maalesef bugün ülkemizde 110'un üzerinde il, 500'ü aşkın köy ve 24 il, 110 ilçe ve 500'ü aşkın köyümüz doğrudan fay zonları üzerinde bulunmasına rağmen maden tetkik arama diri fay haritalarını güncellemekte gecikmektedir. Bugün fay zonu çalışmaları yapılarak sakının bandı yapılmamakta ve bunlar imar planlarına işlenmemektedir. Bu bir eksikliktir arkadaşlar. Değerli milletvekilleri, başka bir konu, Orta ve Güneydoğu Anadolu'da ve maalesef Batı Anadolu'da çalışmalar yapılmış ama sıcak kaynak, su kaynakları için yeteri kadar araştırma yapılmamaktadır. Bugün ülkenin enerji kaynaklarının özellikle doğalgazın %99'u İran'dan, Azerbaycan'dan, Rusya'dan ithal edilmektedir. Burada çeşitli konuşmacılar söyledi. Enerjiye hakim olan dünyaya hakim olur arkadaşlar. Biz enerjiyi ithal etmek yerine Doğu ve Güneydoğu'daki, Orta Anadolu'daki bu sıcak su kaynaklarını araştırarak seracılıkta, ısınmada kullanabiliriz ve istihdam alanları yaratabiliriz. Bugün Afyon'da bir evin ortalama günlük aylık harcaması 1000 ila 1500 TL arasında tutarken doğalgaz harcaması, eğer jeotermal kaynaktan karşılanırsa, yerli ve milli olan jeotermal kaynaktan karşılanırsa bu 200 TL civarına düşmektedir. Evet, Batı Anadolu'da kötü örnekleri vardır ama bu iyi denetim yapılmaması ve yeteri kadar aşırı ruhsatlandırma, 4 yerine 14 ruhsat verilmesi ve denetimin yapılmaması sonucu oluşmaktadır. Değerli milletvekilleri, özellikle iklim krizinin arttığı ve karbon salınımının had safhada olduğu bu süreçte yerli ve milli olan bu kaynakların mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir. Şanlıurfa'da, Diyadin'de, pek çok alanda, Dikili'de bu tarım seraları binlerce istihdam alanı üretmektedir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da bu açtıkları kuyuda petrol bulamayınca çıkan sıcak su kaynaklarını da yine kamu yararına vermesi gerekiyor. Madencilik, enerji, jeoloji ve diğer politikalar acilen değişmek zorunda. MTA da tıpkı USGS gibi, yani biz hala şu anda Amerikan Uluslararası Jeolojik Araştırma Enstitüsü'nden bazı bilgileri alıyoruz. Bu anlamda bir politika değişikliğine de ihtiyaç vardır.
Evet, vahşi taş ocağı ve maden ruhsatları verilmesine ve ekolojinin tahrip edilmesine son verilmelidir. Bakın MİGEM 190. Sayın Şevkin, lütfen son sözlerinizi alalım. MİGEM bir yılda 190 taş ocağı ruhsatı vererek bu göllerin kurumasını, yerüstü sularının kurumasını, ekolojinin tahrip olmasının önünü açmakta arkadaşlar. Bu vahşi madencilik insanların yaşamına da son veriyor. Evet, rödovans sistemi dediğimiz vahşi bir kömür madenciliği sayesinde artık şu gözyaşlarını görmek istemiyoruz. Biz artık madencilerimizi her yıl toprak altında görmek istemiyoruz arkadaşlar. Elbette ki Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şunu burada söylemeden geçemeyeceğim. Albert Einstein diyor ki, sorunlar onları yaratanların mantığıyla çözülemez. Önce mantığınızı değiştireceksiniz veya en iyisi siz bu ülkenin başından artık gideceksiniz diyorum.